Sattide Türk ekranlarından iyi akşamlar. Hristiyan dünyasından ve gündemden önemli gelişmelerle karşınızdayız. Omikron varyantının vakaları dünya genelinde artmaya devam ederken bilim insanları endişe veren varyantı anlamak için kıyasıya yarışıyor. İngiltere'de yapılan yeni bir çalışma omikron vakalarının her iki günde bir ikiye katlandığını ve bulaştırma katsayısının 3 olduğunu gösterdi. İngiltere'deki Imperial College of London Üniversitesi tarafından yapılan son çalışmada, omikron varyantının geçmiş enfeksiyondan veya iki doz aşıyla elde edilen bağışıklıktan büyük ölçüde kaçtığı görüldü. Imperial College of London müdahale ekibinin yeni raporu, omikron varyantıyla yeniden enfeksiyon riskinin delta varyantından 5,4 kat daha fazla olduğunu gösterdi. Bu durum, geçmiş omikron enfeksiyonunun ardından yeni omikron enfeksiyonuna karşı korumanın %19'a kadar düşük olabileceği anlamına geliyor. Araştırmacılar, İngiltere'deki omikron vakalarının yayılımını takip etmek amacıyla COVID-19 testi yapılan hastaların PCR testi verilerini kullandı. Çalışma, bir S geni hedef yetmezliği nedeniyle omikron enfeksiyonuna sahip olduğu belirlenen kişilerin yanı sıra, omikron enfeksiyonunu doğrulayan genotip verileri olan kişileri içeriyor. Sonuçlar, omikronun tüm COVID-19 vakaları arasındaki oranının hem S geni hedef yetmezliği hem de genotip verilerinden tahmin edilen 11 Aralık'a kadar her iki günde bir ikiye katlandığını gösterdi. Bilim insanları bu sonuçlara dayanarak omikronun bulaşıcılık katsayısının çalışılan süre boyunca 3'ün üzerinde olduğunu açıkladı. Aşı durumu, yaş, cinsiyet, etnik köken, asemptomatik durum, bölge ve numune tarihi kontrol edildiğinde omikron varyantının delta'ya kıyasla 5,40 kat daha yüksek yeniden enfeksiyon riskiyle ilişkilendirildi. Mevcut çalışmada tahmin edilen yeniden enfeksiyon riski bu korumanın bir omikron enfeksiyonuna karşı %19'a düştüğünü gösterdi. Diğer taraftan çalışmanın yazarları ikinci aşı dozlarının üzerinden 2 veya daha fazla hafta geçmiş olan ve destekleyici dozlarının üzerinden 2 veya daha fazla hafta geçmiş olan kişilerde delta ile kıyasla semptomatik bir omikron vakası geliştirme riskinin önemli ölçüde arttığını buldu.